Sibel Can, o doğduğunda takvimler 1 Ağustos 1970'i gösteriyordu. İstanbul'un Fatih semtinde Engin Can Güre ve Emine Gül Can Güre çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi Bursa Mudanyalı, babası ise Yugoslavya göçmeniydi. Çok şişman bir bebek olarak doğmuştu Sibel. Hatta öyle ki şişmanlıktan sol gözü kapalı dünyaya gelmişti. Kız kardeşini çok kıskanırdı küçükken. Kardeşi esmer kahverengi gözlüydü. Ailenin güzeli olarak Sibel'i sevmelerine rağmen Sibel hep kıskanırdı kardeşini. İkiz gibi giydirirlerdi onları. Sibel kıskançlıktan bir bayram sabahı kardeşinin ayakkabısını çöpe bile atmıştı. Kahkaha ve müzik seslerinin doldurduğu, belki metrekaresi küçük ama kendisi çok büyük, herkesi, her şeyi, her duyguyu sığdırabilecek kadar büyük mü büyük bir ev olarak anlatmıştı çocukluğunun geçtiği evi. Gerçek adı Sibel Can Güre olan Sibel'in babası Engin Bey, pek çok ünlü soliste kemanıyla eşlik eden bir müzisyendi. Onun da müzikle tanışması çok erken yaşlarda oldu. Daha 13 yaşında bir çocukken babasının yanında Almanya, Hollanda ve Viyana gibi dünyanın çeşitli yerlerinde şarkı söyleyip dans etti. Yıllar önce verdiği bir röportajda dansla ilgili şunları söylemişti. "Bende herhalde doğuştan dansa karşı bir heves vardı. 5 yaşındayken kendi kendime göbek atıyordum. O yıllarda babam ünlü oryantal Nesrin Topkapı'nın ardında keman çalıyordu. Günlerce ağladım beni Nesrin ablaya götür diye. Baküs Gazinosu'nun balkonundan Nesrin ablanın dansını izledim ve hayran oldum. Sonra da aklıma dansözlük yapma fikri iyice geldi, yerleşti." Türkiye'ye döndüklerinde yaşı gizli tutularak Halikarnas Gazinosu'nda çalışmaya başladı. Ama sadece dans ediyordu. Çünkü gazino patronları öyle uygun görmüştü. Kısa zamanda gazinolar arasında tanınır oldu. Hayatının değişmesine ise çok az kalmıştı. Bir gecede 5-6 gazinoda sahneye çıkar hale gelmişti. Artık evden sabahlıkla çıkıyor, sabahın ilk ışıklarında eve sabahlıkla dönüyordu. Çok yoruluyor ve bir o kadar da çok para kazanıyordu. Ama daha küçük bir çocuktu nihayetinde. Annesi de bu duruma çok üzülüyordu. "Sahildeki yeri bırakalım," demişti biricik kızına. Sibel de annesinin sözünü dinledi ve oradan ayrıldı. O işi bırakıncaysa başına gelmeyen kalmadı. Hünkar Gazinosu'nun as solisti gidip polise ihbarda bulunmuştu. Yaşı küçük, izin kağıdı da yok diye. Bu şikayetin ardından Şişli Paşa'mı polis bastı. Tam zillerini takıp sahneye çıkacağı sırada önünü iki polis kesti. Biri "üstüne bir şeyler giy, karakola gidiyoruz," deyince Sibel'in başından aşağı kaynar sular döküldü. 13 yaşındaydı ama iriydi. 17-18 yaşında gösteriyordu. Polislerden izin isteyip kuliste üstünü değiştirdi. Ekip arabasına annesiyle birlikte binerken hiçbir şeyin farkında değildi. Şubeye gittiklerinde oradaki komiser yaşını büyütmesi gerektiğini söyledi. Tam da o gün Astroya'nın sahibi Erdem Kılıç'la karşılaştı. Erdem'in yanında gazinocular kralı Fahrettin Aslan da vardı. Aralarında geçen kısa bir sohbetten sonra Fahrettin Bey Sibel'e onu Galata'da çalıştığı yerde bulacağını söyledi. Sibel öyle heyecanlanmıştı ki ne yapacağını şaşırdı. Sonrasındaysa başladığı Maxim macerası. Fahrettin Aslan Sibel'den çok ümitliydi. Hem çok güzel bir genç kızdı hem de çok yetenekliydi. Sibel'e yaşını büyütmesi konusunda yardım etti ve mahkeme kararıyla Sibel'in yaşı 6 yaş büyütüldü. Bu şekilde Maxim Gazinosu'nun oryantal dansçısı oldu. Sibel burada 3 yıl kadar dans etti. Dans kariyerinde Nüket Duru'dan da çok destek aldığını, onu keşfedenin Nüket Duru olduğunu söylemişti. Sesi de oldukça güzel olduğu için dansözlükten as solistliğe geçmesi çok uzun sürmedi. Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi isimlerin alt kadrosunda çalıştıktan sonra 17 yaşında as solist oldu. Müzik hayatının başladığı gece yıllar sonra Hürriyet Kelebek'ten Hakan Gencer'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. "Fahrettin Aslan Beyefendi'nin Maxim Gazinosu dışında Living Room isimli bir mekanı vardı. Rahmetle, sevgi ve hürmetle anıyorum. Sevgili Seyfi Dursunoğlu kuliste hazırlanırken beni yanına oturtup Türk sanat müziği şarkıları söylememi isterdi.
1 Ağustos'ta doğum günümde ben sahnedeyken Seyfi Dursunoğlu sahneye çıkıp müzisyenleri durdurdu. Bana takılacak diye korktum. Bir heyecan, bir heyecan. O gece dinleyiciler arasında kimler yoktu ki? Sezen Aksu, Onno Tunç, Egemen Bostancı. Seyfi Bey herkese hitaben bu gece Sibel Can'ın 15. doğum günü ama ben ona değil, siz değerli dinleyicilere bir doğum günü hediyesi vermek istiyorum. Sibel Can'ın sesini ilk kez dinleyin dedi. Şimdi uzaklardasın şarkısını istedi, okudum. Alkışlar, kıyamet koptu. O gece dans hayatımın sonu oldu. Büyük övgüler aldım. O dans ettiğim son gecenin mihenk taşı Seyfi Dursunoğlu'dur. Sibel Can 1987 senesinde Kervan Plak'tan ilk albümü olan Günah Bize'yi çıkarttı. Bu albümde plak şirketinin sahibi Orhan Gencebay'dan da büyük destek aldı. Sahnede şarkıcı olarak fırtınalar estirmeye başlamadan önce belki çok gencim ama şuna yürekten inanıyorum. Sahnelerin en genç, en güzel ve en başarılı assolisti olacak ve kendimden söz ettirmesini bileceğim. Dansözlüğe başladığımda herkes bu kız çok küçük, hiçbir şeyi yapamaz demişti. Başarımla onları yanılttım diyordu. Bu başarı rüzgarının arasında 1988 senesinde o dönemin popüler isimlerinden biri olan Hakan Ural'la tanıştı. Birbirlerine aşık olan ikili tanıştıktan 17 gün sonra evlendi. Ancak nikahları öyle ulu orta olmadı. Zerrin Özer'in evinde gizlice kıyıldı nikah. Sibel'in ailesinin bile haberi yoktu. Belki çocukça, belki çılgıncaydı. Bilinmez ama cesaret etmişti Sibel bu çılgınlığa. Ailesi öğrendiğinde tepki gösterse de ilerleyen zamanlarda Sibel'e sahip çıkmaktan da vazgeçmediler. Sonuçta evlatlarını yalnız bırakamazlardı. Sibel Can o günlerde kendisi için en önemli şeyin kocası ve sanatı olduğunu söylüyordu. Hakan Ural'la evlendikten sonra hakkında çıkan hamile söylentilerinden bıkan Sibel Can, "Şu anda ne hamileyim ne de uzun süre hamile kalmayı düşünüyorum." demişti. İleride çocuk yapmaya da vakti olacağını belirten Sibel Can, "Çocuk çocuk diyorlar, zaten ben kendim çocuğum." diyerek cevap veriyordu. Sibel Can ve Hakan Ural'ın dışarıdan bakınca peri masallarını andıran bu evliliğinden Engin Can ve Melisa adında iki çocuğu oldu. Her şey mükemmel şekilde devam ederken birden Sibel Can'ın Hakan Ural'a ihanet ettiğine dair asılsız iddiaların ortaya atılmasıyla hayatları tepetaklak oldu. Çok geçmeden Sibel Can ve Hakan Ural gazetecilere bir açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğunu, haberde isimleri geçen şahısların kendileriyle herhangi bir bağı bulunmadığını ve mağdur edilmek istendiklerini açıkladılar. Evliliklerinin son iki yılının kabus gibi geçtiğini dile getiren Hakan Ural, röportajlarında Sibel Can'ın kendisini dinlemediğini, bu yüzden eşine şiddet uyguladığını itiraf etmişti. Nihayetinde evlilikleri 11 yıl sonra sona erdi. Sanat yaşamına dönecek olursak hedefinin Emel Sayın gibi olmak olduğunu söylüyordu Sibel Can. Saçları, sahne tuvaletleri, hareketleri ve mimikleriyle Emel Sayın'ın yolundan gittiğini belirtmekten kaçınmayan Sibel, sahne aleminin en istikrarlı sanatçısı bence Emel Sayın ve bu işi yıllardır hep bir numara olarak götürüyor. Emel ablanın yolundan gitmeyeyim de kimin yolundan gideyim? Herkes birilerinin yolundan gitmeli. Emel Hanım da başka ünlülerin yolundan gitmiş, süper olmuş. İleride başkaları da benim yolumdan gidecek, benim gibi olmaya çalışacaklar diyordu. 1988'den sonra neredeyse her yıl bir albüme imza atan Sibel Can, "Bulursun Beni, Rüyalarda Buluşuruz, Hasretim, Güneşin Batışında, Seni Sevmek, Hayat Devam Ediyor ve Hatırasıdır" gibi albümler çıkardı. 1995 yılında rocks müziğe geçiş yaptı. Büyük bir yükselişe geçen Sibel, aynı yıl çıkardığı şarkılarda Senden Yana albümünde tarzını biraz değiştirdi. Bu albümde yer alan Dedikodu ve Deli Yüreğim şarkıları önceki albümlerine kıyasla daha çok beğeni topladı. 1997 senesinde ise Serdar Ortaç bestesi olan Padişah adlı şarkıyla tabiri yerindeyse zirveye oturdu.
Başına talihsizlikler de geliyordu. Belki de iyi niyetinin kurbanı oluyordu Sibel. Nalan Meri Sözer'e verdiği röportajda başından geçen bir olayı şöyle anlatmıştı. Çok inandım. Mesela çok yoğun çalıştığım dönemde o zamanki menajerim vergilerimi ödememiş. Vefat etti kendisi, Allah rahmet eylesin. Hiçbir vergim zamanında ödenmemiş. Hiç hak etmediğim halde o kadar büyük cezalar geldi ki o zaman evimi barkımı satıp kimseye muhtaç olmadan vergi borçlarımı ödedim. O dönemde çok terk edilmiş ve çaresiz kalmıştım. Bu kadar inanmak hayatımın hatasıydı. Şimdi her şeyimi kendim kontrol ediyorum. Sibel Can hayatında müziğe ağırlık vermişti. O dönemlerde çok fazla film ve dizi teklifi alıyordu. Ancak çoğunu kabul etmiyordu. Zira daha şarkıcılık macerası başlamadan önce de filmlere sıcak bakmıyordu. 1987 yılında Bulvar'da çıkan bir haberde Yeşilçam'a hayır başlığıyla şöyle yazılmıştı. Sibel Can film çevirmeyi düşünmediğini söyledi. Yeşilçam'dan bugüne kadar 500'e yakın film teklifi aldığını belirten Sibel Can, "Şimdilik film çevirmeyi düşünmüyorum. Hele İbrahim Tatlıses'le asla film çevirmem" şeklinde konuştu. Evet, böyle söylemişti Sibel Can. Ama ilerleyen yıllarda bazı projeler için kamera karşısına geçti. 1996 yılında Kaldırım Çiçeği adlı dizide Aslı karakterine hayat veren Sibel, sonrasında Gülüm, Sibel, Bize Ne Oldu, Berivan, Papatya ile Karabiber, Reyting Hamdi, Saklambaç, Ah İstanbul, Sevdanın Bahçesi gibi yapımlarda rol aldı ve başarılı oyunculuk performansıyla beğeni topladı. 1999 yılında Hakan Ural'dan boşanan Sibel Can, 2000 yılında müteahhit Sulhi Aksüt'le ikinci evliliğini yaptı. 10 yıl kadar devam eden bu evlilikten Emir adında bir oğulları oldu. İkinci eşiyle evli olduğu günlerde onunla ilgili Nalan Meri Sözer'e verdiği röportajda şunları söylemişti. "Eşim çok şımartır beni. Allah'tan sevgisini fazla gösteren bir insan. Benim çok ihtiyacım olduğu, çaresiz, bir başıma kaldığım dönemde tanıştık. Çok yumuşak, iyi huylu ve farklı bir insan." 2000 yılında çıkardığı İşte Türk Sanat Müziği, İşte Sibel Can adlı albümle yeni bir döneme giren Sibel Can, 2007 yılında Akşam Sefası adlı albümünü çıkardı. Bu albümdeki Çakmak Çakmak isimli parçayla müzik listelerini alt üst etti. 2006 yılında Özledin Mi albümü 200 binin üzerinde satış yaptığı için MÜYAP tarafından platin ödülüyle ödüllendirildi. Bu albümde ise zirveyi zorlayan Lale Devri isimli parçaydı. 2009 yılında Benim Adım Aşk, 2011 yılında ise Seyyah albümünü çıkardı. Albümdeki Hançer adlı parçasıyla bir kez daha müzikseverlerden tam not aldı. Sonrasında Meşk ve Galata adlı albümleri piyasaya sürdü. 2015 senesinde Fox TV'de başlayan Sesi Çok Güzel adlı yarışma programında Sertab Erener ve Gökhan Türkmen'le birlikte jüri koltuğunda oturdu. 2016 yılında Arabesk albümü çıkaran sanatçı, bu albümde bir döneme damga vuran Gülüm Benim, Sevmek, Bu Da Geçer, Mavi Mavi, Yalnızım Dostlar, Mutlu Ol Yeter gibi sevilen parçaları yorumladı. 10 Ağustos 2016'da Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren ve ilk defa Arabesk albümünden şarkılar seslendiren Sibel Can, Bostancı konseri öncesi beni Arabesk'in büyük ustası Orhan Gencebay keşfetti. "O zamanlardan beri Arabesk müziği çok seviyorum" demişti. 2016-2017 yıllarında O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan sanatçı, 2016'nın Kasım ayında düzenlenen Altın Kelebek ödül töreninde yılın en iyi arabesk fantezi müzik sanatçısı seçildi. Bu yarışmada gecenin sunucusu Okan Bayülgen tarafından kiloları ile ilgili espri yapılması üzerine hayranları tepki göstermişti. Bu büyük ses getiren arabesk albümünün ardından Yeni Aşkım ve Hayat adlı albümlerle sevenleriyle buluştu. Ünlü sanatçı Şubat 2021'den beri Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler adındaki şov programında Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte sunuculuk yapıyor. O güzel sesiyle şarkılar söyleyip izleyicileri mest ediyor. Dönem dönem çıkan kilosuyla ilgili haberlerse öylesine yersiz ki 3 çocuk doğurduğunu unutup ona kırıcı sözler sarf ediyorlar.
Oysa Sibelcan her haliyle çok güzel. Biz de kendisine meslek hayatında başarılar diliyoruz.